Kurban Bayramı'nı geride bıraktığımız bugünlerde 28 Şubat mahpuslarının yani 90'lı yıllardan bugüne briefingli ya da paralel yargı zulmü ile cezaevlerine tıkılan mazlumların bir bayramı daha içeride geçirmelerine engel olamamanın burukluğunu yaşıyoruz. Bir taraftan af tartışmaları gündeme getirilirken diğer yandan briefingli ve paralel yargı mağduru siyasi mahpusların bu aftan da yararlandırılmayacağına ilişkin haberler tedirginlik uyandırmaktadır. Adrese teslim bir aftan ya da hatırlı kişilere yönelik bir özel uygulamadan bahsetmiyorsak, unutulmamalıdır ki devlet ancak kendisine karşı işlenen suçları affedebilir. Hukukun da, adaletin de, mantığın da gereği budur. Bugüne kadar hep bunun tersi yaşandı. Umarız ki bu kez böyle bir sapma ile karşılaşmayız. Kişilere karşı işlenen adli suçların af bağlamında tekrar gündeme getirildiği bugünlerde 28 Şubat'ın briefingli yargısının kararlarıyla hapsedilen mazlumların tahliyesi öncelikli meseledir. Yine bugünlerde 28 Şubat'ın tahkim ettiği zemine basarak büyüyen paralel yargının kararlarıyla hapsedilen mazlumların tahliyesi de öncelikli meseledir. Ve yine bugünlerde briefingli ve paralel yargı zemininde oluşan ön yargılar ve bu ön yargılarla oluşturulan içtihatlar neticesinde halen devam eden yargı zulümlerine son vermek de öncelikli meseledir. Mazlum der olarak briefingli yargılamaların kötü mirasını devralan mevcut mahkemeleri iş yoğunluğu bahanesini de bir tarafa bırakarak gerekirse gecelerini gündüzlerine katmak suretiyle bu sorunu çözmeye davet ediyoruz. 28 Şubat sürecindeki siyasi yargı kararlarının iptal edilerek 28 Şubat'ın briefingli siyasi yargılamalarının yok sayılmasını talep ediyoruz. Ve son olarak 28 Şubat mahpuslarının hiçbir bahane ya da erteleme söz konusu olmaksızın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Mazlumlar olarak kamuoyuna saygıyla sunarız.